Merhabalar, herkese iyi akşamlar. İkinci sınıflarla beraberiz bu akşam. Dördüncü ünitenin Numbers ünitesinden soru çözümü yapacağız. Birinci soruyla başlayacağız. Birinci soruyu ekrana yansıttım. Bu arada kimler şu anda canlı olarak dersimizi takip ediyorlar? İsimlerini yazsınlar yorum kısmına. Evet, YouTube hesap isimleri görüyorum sadece. İsimlerimizi yazarsak memnun olurum. Kimler var? Ömür'ü görüyorum. Araf Çelik burada. Gülece Su Demir burada. Birinci sorunun cevabını da alayım yorum kısmından tabii ki. Ünitemizin adı Numbers. Numbers, sayılar. Evet, Ali Kerim. Ali Kerim Tıkız. Hoş geldin dersimize. Ömür Şahin merhaba. Berat Baki, dersiniz çok güzel, takip ediyorum. Teşekkür ederim Berat Baki. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Herkesten cevap gelmedi. Bekliyorum ama basit bir soru. It is seven olacak. Evet. It is seven. Çocuk 7 işareti yapıyor. Parmaklarıyla 7 rakamını gösteriyor. It is 7. Evet görüyorsunuz. 5 artı 2 7. It is 7. 3 3 demekti. 9 9 demekti. Cevabımız B şık olacak. It is 7. İkinci soruyla devam ediyorum. Verilen resme göre boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. That's a bla bla bla. That's a bla bla bla. Evet, boşluğa hangi ifade gelecek? That's ifadesi de tabii burada çocuklar çok önemli. Biraz uzağımızda olan nesne ya da kişileri işaret ederken, gösterirken kullanıyoruz that's ifadesini. Esma Nur sen de hoş geldin. Kutlu Çelik, Ömür Şahin, Ali Kerim, Sidal, Esma Nur, Gülece Su. Cevaplar geliyor. Evet. Berat Baki çok güzel. Sorunun rakamını da yazmayı unutmayın. A şıkkı ama hangi sorunun A şıkkı olduğunu görürsem çok daha iyi olur. That's a school bag. Evet. That's a Ahmet Tuğra sen de hoş geldin. That's a school bag. Evet. Şu ya da o bir okul çantasıdır. That's a school bag. Evet, school bag olacak. Cevabımız A şıkkı. Şöyle işaretliyorum. Pencil case, kalem kutusu demek. Board, tahta demekti. Evet, that ifadesini tekrar ediyorum. That is yani. Burada kısaca that's yazılmış. Şu demek, şu. Yani biraz uzağımızdaki nesne ya da isim kişileri gösterirken kullandığımız İngilizce bir ifade. Şu bir okul çantasıdır. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruyu yansıttım ekrana. How many books are there? How many books are there? Evet, how many çok önemli kelimeler var burada. How many kelimesi bir soru kelimesi. Are there? Evet, önemli ifadeler. How many? Cevapları alayım, açıklamayı yapacağım. Cevapları alayım öncelikle sizden. Evet, Gülece Su benim ismim zaten hesabımla aynı demiş. O yüzden ismimi yazmama gerek yok demiş. Evet, Gülece Su sen ismini yazmasan da olur. Çünkü hesabın adı zaten Gülece Su. Oradan görüyorum. Ali Kerim 3C, Ömür Şahin 3C. Araf Çelik, Kutlu Çelik, Araf zannedersem yanılmıyorsam. Gülece 3C. Berat Baki 3C, Ahmet Tuğra 3C demiş. Esma Nur 3C. Hemen bakıyorum. Cevabımız 3C mi? 4. Yes. How many books are there? Kaç tane kitap var diye soruyor burada. Kaç tane kitap var? 1, 2, 3, 4. There are 4 books şeklinde cevap veriyoruz soruya zaten. There are 4 books. Evet. How many ifadesinden burada biraz bahsedeyim. How many kaç tane demek? How many kaç tane demek?
unutmuyoruz, çok önemli. İngilizce'de çok kullandığımız bir ifade. Are there de vardır ifadesinin sorudaki hali, soru cümlelerinde biliyorsunuz bu bir soru cümlesi. Kaç tane kitap vardır diye soruyor. Soru cümlesi olduğu için are there ifadesinden önce geliyor. Are ifadesi there ifadesinden önce geliyor. Bir de are ifadesini burada kitap kelimesi çoğul olduğu için kullanmışız. Books, kitaplar demek biliyorsunuz. Çoğul olduğu için are ifadesini kullandık burada. Diğer türlü bir eğer bir kitap olsaydı how many book is there şeklinde bir soru olurdu. Ama genelde soru cümlelerinde çoğul şeklinde soruyoruz. O yüzden de are kullanıyoruz. Eğer burada bir tane kitap olsaydı, eğer burada dört tane değil de bir tane kitap olsaydı, bir tane, o zaman şöyle cevap verecektik. There is a book. There is a book. Ya da there is one book şeklinde cevap verecektik çocuklar. Ecem, Sena, sen de hoş geldin. Dördüncü soruya yetiştin. Dördüncü soruyu yansıtıyorum. Konuşma balonunda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. Cevabımız I am 10. Sorumuz eksik. Burada bir soru eksik. Buraya hangi soru gelmelidir? Cevap I'm 10. Acaba soru ne olacak? Evet, Ecem Sena 3. sınıftan tekrar amaçlı katılıyormuş. Çok güzel. Tabii katılabilirsiniz. Ömür Şahin 4A, Ali Kerim 4A, Araf 4A, Gülece Su 4A, Esma Nur 4A. Hoş buldum. Thanks demiş Ecem Sena. Thanks, teşekkürler demek. Ben de you're welcome diyorum. Rica ederim. You're welcome. Ahmet Tura 4A dedi. Evet. Peki burada ne soruyor? Burada tabii ki yaş soruyor değil mi çocuklar? Yaş soruyor. How old are you? How old are you? Yani sen kaç yaşındasın diye soracak. How old are you? Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara bakıyorum. How many bags are there? Kaç tane çanta var? Bu değil. Şöyle çarpı işareti koyayım. How many books are there? How are you? How are you? Nasılsın demek. How are you ile how old are you çok karıştırılıyor ama bu soruda kimse karıştırmadı. Tebrik ediyorum. How old are you? Kaç yaşındasın? How are you? Nasılsın demek. Çok güzel. Beşinci soruyla devam ediyorum. Verilen resme göre boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. There are four blah 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 books, scissors, crayons. Acaba boşla hangi ifade gelecek? Evet, beşinci sorudayız. Boşluğa gelecek olan ifadeyi yorum kısmına bekliyorum. Kahoot ne zaman diye sormuş Gülece Su. Kahoot hafta sonu inşallah yapmayı planlıyorum. Hafta sonu yapmayı planlıyorum. Duyurusunu yaparım. Kesinlikle haberiniz olur. Merak etmeyin. Ahmet Tuğra 5C demiş. Gülece 5C, Araf 5C, Esma Nur 5C, Ecem Sena 5C. Bakalım 5C mi? There are four, evet 4 adet crayons, boya kalemleri demek. Crayons, boya kalemleri vardır diyor. Cevabımız evet. Crayons olacak. Crayons, books, kitap demek. Scissors, makas. Cevabımız burada C şıkkı. Yes. Verilen resimlere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Evet. 3 tane nesne var. Hangisinin İngilizcesi yanlış yazılmıştır resmin altına? Chair, desk, pencil. Hangisi yanlış yazılmıştır?
Cevaplar gelmeye başladı. Araf 6B, Esma Nur 6B, Ali Kerim 6B, Gülece Su 6B, Berat Baki 6B, Ecem Sena 6B, Ahmet Tuğra 6B demiş. Evet. Peki B şıkkında hangi ifade var? Desk var. Desk. Desk ne demek? Yorum kısmına bir arkadaşımız yazsın. Desk ne demek? Sibel de dersimize katıldı. Hoş geldin Sibel dersimize. Evet, cevabımız desk olacak. Desk'in Türkçesi nedir? Türkçesini bir arkadaşımız yazsın yorum kısmına. Desk. Bir arkadaşımız da tahtanın İngilizcesini, yani yazı tahtasının İngilizcesini yorum kısmına yazarsa sevinirim. Bakalım. Biliyor musunuz? Ben de bu arada cevabı yansıttım. Evet, desk olacak cevabımız. Evet, Araf, Ecem, Sena teşekkür ediyorum. Ali Kerim de yazmış. Berat Baki desk sıra. Desk sıra demek çocuklar. Board. Board tahta. Evet, tahta board olacak. Board. Desk sıra. Yanlış yazılan kelimemiz desk. Desk sıra demek. Tahta table değil. Karıştırmayalım. Table masa demek. Table masa. Tahta board. Evet. Tahta board. Board tahta demek. Evet. Ecem Sena da yorum kısmına yazdı. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. 7. soruya geldik. Evet, bir diyalog sorusu. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. Bir soru cümlesi. Umut and Sue are talking. Umut ve Sue konuşuyor. Blah 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 tables are there. Two tables. Two tables. Cevapta two tables. Boşluğa gelecek olan ifade hangisi? Evet, cevaplar çok hızlı geliyor. Çok güzel. Ali Kerim, Gül Ece, Araf, Esma Nur 7B demiş. Berat Baki 7C demiş. 7C, C'ler çoğunlukta. Esma Nur 7C olarak değiştirdi. How many gelecek diyor Ecem Sena. Bakıyoruz. How many mi gelecek? Hemen yansıtıyorum. Yes. How many? How many tables are there? Kaç tane masa var? Cevaptan bakın kaç tane soracağımızı anlıyoruz. Çünkü cevapta iki tane masa diyor. Two tables. Two tables. İki tane masa. Two tables. What gelmez? What ne anlamında? How old gelmez? How old kaç yaşında diye soruyor. Eğer burada cevapta su I'm 2 years old diye bir ifadede bulunsaydı o zaman yaş kaç yaşındasın diye sorardık. How old diye sorardık. How old da olmaz. Kaç tane diye soracağız. How many tables? Kaç tane masa var? How many tables are there? Two tables. Ya da there are two tables şeklinde bir cevapta olabilirdi. Cevabımız çocuklar 7C. Sekizinci sorudayım. Boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. One, three, blah blah blah, seven. Sanki bir örüntü var burada. Dikkat edelim. Sırayla gitmiyor sanki rakamlar. One, three, boşluk, seven. Boşluğa hangi ifade gelecek? Ali Kerim C şıkkı demiş. Cevabımızın yanına gerekçesini açıklayabilir miyiz acaba? Neden C olduğunu açıklayabilir miyiz? Neden 4 gelmez, 2 gelmez ya da 5? Neden 5? Gerekçeli bir cevap istiyorum. Buradaki örüntü nedir?
Berat Baki A şıkkı olacak demiş. Gülece C dedi. Ali Kerim C, Esma Nur C, Araf C. Pipernita diye bir hesap daha geldi. İkişer sayma Berat Baki. Evet. Berat teşekkür ederim. Sayılar ikişerli örüntüyle devam ediyor. Ahmet Tuğra da C dedi. One, three, five, seven şeklinde. Evet, ikişerli artarak devam eden bir örüntü var. Cevabımız five olacak. Bakalım kitabımızda five diyor mu? Yes, five. One, three, five, seven. Çok güzel. Hangi seçenekteki işlem yanlıştır? Hangi seçenekteki işlem yanlıştır? 9 minus 2, 9 eksi 2 equals 7. 1 plus 4, 5 equals 5. 6 minus 3 equals 9. Evet, hangi matematik işlemi yanlıştır diye soruyor. Şemal hoş geldin, geç katıldın ama çok şey kaybetmedin inşallah. Katılabildiğin kadar derslerimize katıl. Çok faydalı, çok verimli geçiyor derslerimiz. Konu, ünite, kelime tekrarı yapıyoruz. Umarım herkes azami derecede faydalanıyordur. Gülece 9C, Araf C şıkkı demiş. Ali Kerim C şıkkı demiş. Peki neden C şıkkı? 6 ile 3'ü toplayınca 9 yapmıyor mu? Yoksa farklı bir işlem mi var orada? Şevval birinci sorudan beri yazmıyorum. Okey, yani dersin başından beri katılıyorsun. Tamam. Evet. Ali Kerim tıkız cevabı verdi. Açıklamasında yaptı. Çıkarma işlemi. Evet, Gülece Su'da çıkarma işlemi diyor. Evet, bu bir çıkarma işlemi. Doğru. 6'dan 3 çıkarsa 9 etmez. 9 C şıkkı. Evet. Sanki toplama işlemi gibi bir sonuç yazmışlar, değil mi? 6 ile 3'ü toplarsak 9 edermiş gibi bir sanki küçük bir kandırmaca varmış gibi ama siz kanmadınız. Tebrik ederim. Bravo. Burada çıkarma işlemi var. Minus, eksi. Minus, eksi demek. Plus, artı demek. Eşittir de equal. Equal, eşittir. Evet. 10. sorudayım. Verilen diyaloğa göre Tom'un pastası hangisidir? Sizce Tom'un pastası hangisidir? Hangisi Tom'un doğum günü pastasıdır diyeyim. Esma Nur 10C. Araf 10B. Farklı cevaplar var. Dikkat edelim. Mumlar gözüküyor zannedersem kaç tane olduğu net bir şekilde. Evet. Gülece 10B, Araf 10B, Ali Kerim 10B, Esma Nur 10B dedi. Hemen cevaba geçiyorum. Vaktimiz ilerliyor bu arada. Yes. How old are you? Kaç yaşındasın? I'm 5. How old are you? I'm 5. Ben 5 yaşındayım. I'm 5. Kısaca yaşımızı söyleme ifadesi. I'm 5 years old diye de yazabiliriz biliyorsunuz.
Evet, birkaç soru daha çözeceğim. Yeni teste geçtim. Birinci soru. That's a bla bla bla. Evet, biraz önce bu kelime karşımıza gelmişti. That's a bla bla Evet, birinci sorunun cevabını bekliyorum. Gülece Su A, Rana Kurt A. Rana da yeni katıldı dersimize. Zannedersem. Yeni gördüm ismini. Gülece Su. Birinci sorudayız çocuklar. 11 değil 1 yazabilirsiniz. Birinci soru yeni test. Ahmet Tuğra 1 A. Esma Nur 1 B demiş. Dikkat edelim. Evet, bir tahta var. Tahta resmi var. Araf EBA'da okul birincisiyim ben öğretmenim. Evet, başarılı olduğunu az çok anlayabiliyorum. Bravo sana. Tebrik ediyorum. İnşallah hayat boyu başarılı olursun bu şekilde. Tahta var çocuklar. Tahta resmi var. İngilizcesi tahtanın İngilizce şeval A demiş. Rana hayır ben daha çok önceden gelmiştim. Pardon, o zaman ben göremedim. Evet, Şevval bir defa yazman yeterli. Bakıyorum cevabımız ne? Cevabımız board çocuklar. Board tahta kelimesini bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Tahta board demek. Table da masa demek çocuklar. Masa. Masa. Desk neydi? Sıra. Board tahta. Desk sıra. Table masa. Evet, ikinci soruyla devam ediyorum. Rakamlardan hangisi yanlış verilmiştir? Hangi rakam yanlış verilmiştir? Evet, yanlış olan rakamı istiyoruz bu soruda. İkinci sorudayız. Esma Nur 2B demiş. Dikkat edelim. Gülece Su 2C, Hamza 2C, Yiğit Mert 2C, Araf 2C, Ecem Sena 2C. Şevval okuyorum. Gördüklerimi okuyorum. Ali Kerim 2C. Evet. 9, 9 doğru. 6, 6, 8 çocuklar. 8 neydi? 8'di değil mi? 8. 7 neydi? 7. 7 olacaktı. Üçüncü soruya geçiyorum. Verilen kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Evet, burada da farklı olan kelimeyi buluyoruz. Ve farklı olan kelimenin anlamını da cevaba yazmanızı istiyorum sizden. Rana Kurt 2C çünkü 8 8 demek burada 7 verilmiş demiş. Araf 3B. 3B demiş. Hamza 3B. Şevval 2C. 3'e geçtik. Rana 3B. Yiğit Mert 3B. Hamza 3B. Peki B şıkkındaki kelimenin anlamı nedir? Türkçesi nedir? What does paper mean in Turkish? Evet, teşekkürler Araf. Kağıt. Kağıt demek. Thank you. Sibel 3B. Teşekkürler Sibel. Ahmet Tuğra 3B. Ecem Sena 3B demiş. Berat 3B. Teşekkür ediyorum. Ecem Sena paper kağıt. Evet çocuklar paper kağıt demek. Farklı olan kelimemiz paper. Diğerleri rakam. Paper kelimesi bir nesne. Dördüncü sorudayım. Beşinci sorudan sonra dersi sonlandıracağım. Beğen butonuna basmayı unutmayalım. Abone olmayan varsa kanalıma abone olsunlar. Derslerimi, konu anlatımları, soru çözümlerini ve Kahoot etkinliklerini kaçırmasınlar. Verilen matematiksel işlemde soru işaretinin bulunduğu yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. 5 plus 3.
5 plus 3. Evet, işlemin sonucu kaçtır? Araf 4B. Ecem Sena 4B. Yiğit Mert 4B. Esma Nur 4B. Ahmet Tuğra 4B. Evet, Sibel'den de cevap geldi. 4 be dedi. Bakalım 5, 3 daha kaç eder? 8 eder. 8'in İngilizcesi neydi? 8. 8. Evet, son sorudayım. 2 brushes and 3 pencils. 2 brushes and 3 pencils. İfadesi acaba hangi şıklarda resim olarak, görsel olarak bize gösterilmektedir? Two brushes and three pencils. Evet, Şevval de 4B demiş. Hamza 5A dedi. Ali Kerim 5B demiş. Rana 5A demiş. Esma Nur 5A dedi. Yiğit Mert 5A dedi. Two brushes, two brushes diyor. İki fırça. Cevaba geçiyorum çocuklar. Vaktimiz bitmek üzere. Two brushes, iki fırça. Sibel de 5A dedi. İki fırça and three pencils. Üç kalem. Üç kalem. Hangi şıkta var? İki fırça, üç kalem. Tabii ki A şıkkında var. A şıkkında var. Tebrik ediyorum. Two brushes, two brushes here. There are two brushes. İki fırça var. Brush, fırça, brushes, fırçalar. Birden fazla olduğu için çoğul eki geliyor. Gördüğünüz gibi. And three pencils. Three pencils. Üç kalem. Evet, bakın. Birden fazla olduğu için nesnelere çoğul eki eklemeyi unutmuyoruz. Şöyle. Eğer kelimemizin sonu S ve H harfiyle bitiyorsa, iki tane ünsüz harfle bitiyorsa yani. E ve S harfleri geliyor. Gördüğünüz gibi brushes da olduğu gibi. Pencils'ta da sadece S, S harfi çoğul yapmak için yeterlidir. Evet, dersimizi burada sonlandırıyorum çocuklar. Sorusu olan varsa yazabilir. Sorusu olan yoksa bir dakika içinde dersi sonlandıracağım. 8'i çeyrek geçe 3. sınıflarla soru çözüm etkinliğimiz olacak. Ders etkinliğimiz olacak. 15 dakika sonra onlarla buluşacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zannedersem sorusu olan yok. Evet, Gülece Suf, ben fırçayı bilmiyordum. Evet, öğrenmiş oldum. Dersimizin faydaları çocuklar. Brush kelimesini öğrenmiş oldu Gülece Su. Goodbye, thank you. Öğretmenim bye. Goodbye teacher demiş. Araf. Then see you. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.